Cumhuriyet Halk Partisi adına 25 meclis üyemiz, Adalet ve Kalkınma Partisi adına da 12 meclis üyemiz meclise taşındı. Bu seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve önümüzdeki süreçte de tüm arkadaşlarımızın asıl sorumluluğu Ataşehir'e yakışır bir hizmeti hayata geçirebilmek olmalıdır. Hepimizin 416 bin Ataşehirli'ye karşı bir sorumluluğumuz var. Vatandaşın işlerine önemlidir, önemsizdir bakmadan, çünkü herkesin derdi aslında kendisi için çok önemlidir. Önemlidir, önemsizdir bakmadan hizmet etme zorunluluğumuz olduğunu, siyaseti hizmet etmek için yaptığımızı, 416 bin Ataşehirli'ye eşit ve adil hizmet etmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri olmalı. Ataşehir'i de çok iyi tanıdığımı düşünüyordum. Ataşehir sokaklarındaki eksikleri de kendi adıma bildiğimi düşünüyordum. Ama öz eleştiri yapmam gerekir ki daha çok öğreneceklerim varmış. 66 binde onu öğrendim. Ataşehir'de 17 mahallesinde farklı sorunlar var. Hiçbir mahalleyi birbirinden ayırmıyorum. Sosyoekonomik açıdan da bakmıyorum. Vatandaşların kendine göre beklentileri var. Ben bunları yeteri kadar bilmiyormuşum. 66 günlük seçim sürecinde karış karış Ataşehir'i gezen bir belediye başkanı adayı olarak öğrendik bunu. Vatandaşlarımızın yerel yönetimlerden beklentileri de aynı seviyede artmış durumda. Dışarıdan baktığı zaman genelde herkes Ataşehir'i 3-4 mahalleden, yüksek binalardan mütevellit zannediyor. Fakat Ataşehir'in 17 mahallesinde eğitime ulaşmaktan, sağlığa ulaşmaktan mahrum binlerce çocuk yaşıyor ve ciddi derin yoksulluklar yaşanıyor. Bunların sorumluluğu da bugün meclisimizde görev alan Ataşehir halkının görev verdiği arkadaşlarımızın tam da omuzlarında. 17 mahallede eşit hizmet verme sözümüz var. Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda projelerimizi planlayıp önümüzdeki süreçte hayata geçirme sorumluluğumuz olduğunu da çok net bir şekilde biliyoruz ve uyguluyor olacağız. Makamımda olduğu kadar sokakta işleri takip eden bir belediye başkanı da olacağım. Buna emin olabilirsiniz. Söz konusu eğer Ataşehir halkının menfaati ise Büyükşehir Belediyesi'nde de bütün süreçleri ben baştan sona takip edeceğim. Bakanlıklarda da eğer Ataşehir Belediyesi adına önemli bir iş varsa bunu da ben takip ediyor olacağım. Ama şunu da söyleyeyim. Yarın önüme bir engel çıkarsa da ilk dönüp geleceğim yer Ataşehir halkıdır. Önce Ataşehir halkına, sonra Ataşehirlilerin siyasetçilerine güvenerek bunu yapacağım. Vatandaşın vergileriyle oluşturulan bütçeler. Yani en doğru şekilde vatandaşın yararı için kullanılması sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Herkesin kendi kendine büyük değerli arkadaşlar. Şimdi siz derseniz, bir ara sizi der ki ya kapının önünde bir çukur var. O çukurun için en önemli meselelerden biridir. Başka bir ara der ki benim çocuğum var, bu parkta şu oyuncak çok yeterli seviyede çalışmıyor. Bu onun için önemli meseledir. Siz bunu iş yoğunluğunuz içinde ya ne önemi var bunu inceleyeyim bakayım derseniz maalesef vatandaşı mutsuz etmiş oluruz. Benim Ataşehir Belediyesi çalışanı, müdürümüz, bütün arkadaşlarımıza, meclis üyesi bütün arkadaşlarımıza bir sözüm var. Lütfen size gelen her talebi samimiyetle karşılayın. Samimiyetle sonuca erdirmeye çalışın. Ataşehir'de gücümüz yettiğince hayırlı olacak bütün işlerin arkasında yanınızda destekçi olacağız.